Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir Kaptan Tsubasa videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden kaleci kariyer moduyla devam ediyoruz. 4. sezon Gino Hernandez'de ve karşımızda Azuma var. Hemen Hernandez'i, Gino'yu kaleye alıyoruz arkadaşlar. Hop, tamamdır. Şimdi Tsubasa'yla oyunu alıyoruz, hop. Tamamdır. Ve maç başlasın. Hadi bakalım. Kaledeyiz. Tsubasa. Güzel bir maç bekliyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Neyse şu çekelim mi? Çekebilirsek tabi. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, bu aralar gerçekten video atamıyorum. Bayram öncesi telaş diyebilirsiniz. Bayram da yaklaştı sayılır. Koşturmaca yoğun geçiyor. Gerçekten çok yoğunum bu arada. Yani biliyorum, ihmal ediyorum ama artık kusuruma bakmayın. Yoksa elimde olsa yani gerçekten her gün atmak isterim. Her gün atarım. Bırak atmak istemiyorum, her gün atarım. O derece. Sizden bu arada sabrınızı sığınıyorum arkadaşlar. Umarım beni anlayışla karşılarsınız. Hadi bakalım. Şu anda zaten gece çekiyorum. Sabaha kadar yüklenir. Büyük ihtimalle sabaha doğru atarım videoyu. Şu anda hemen fırsatım buldu anca. Güzel, gol attık. Gol attık. Devam. Bu arada gerçekten sayılı günler kaldı. Kaptan Tsubasa Rise of şampiyonu. Yani sabırsızlıkla bekliyorum. Biliyorum siz de sabırsızlıkla bekliyorsunuzdur. Bundan hiç şüphem yok. Gördüm geliyor, bayram telaşı, işler yoğun. Allah herkese kolaylık versin. Sizin de okullar yoğundur. Umarım okulu güzelce geçersiniz arkadaşlar. Dersleriniz iyidir. İnşallah. Tabi durum ne olacak belli değil. Yani şu pandemi süreci geçti, şöyle günlük hayatımızda yine eskisi gibi dönebilsek, yine okullar dolsa. Biliyorum bazı kardeşlerimiz sevmiyor okullar ama okuyun, okuyun arkadaşlar. Boş ver. Gerçekten. Okumak iyidir. Her şeye kendinize zaman ayırın. Okuyun, gezin. Yani hayatı dolu dolu yaşamaya çalışın. Her şey zamanında gider. Bunu hiç zaman unutmayın. Yani benimki tavsiye vermek değil. Ya da öğüt vermek hiç değil. Bugün okursanız ileride Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntı çekmezsiniz. Rahat edersiniz.
Yarın şu anda hani dersler çok sıkıcı, şeyler çok sıkıcı geliyordur sizce de. Tabii daha okulların tam neticesi belli. Bakalım atlatırız bunu ya. Evet, neyse oyunumuza geri dönüyoruz. Ve kaleci kariyer modunda 4. sezonda yine hem neredeyse kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Rakibimiz Azuma ve ilk golümüzü attık. Hadi bakalım bir şut daha çekelim. Ya emin olun elimde her fırsat olsa, boşluk zaman olsa Allah bunları görür. Ben her gün video çekerim size, videosuz bırakmak hiç istemiyorum gerçekten. Bunu en içten yüreklerimle söylüyorum yani. Özlemişim ya. Hem oyun oynamayı hem video çekmeyi. Vallahi ben bile özlüyorum yani. En son bazı yorumlar gelmiş. Onları okuyamadım arkadaşlar. Hemen dedim videoyu çekeyim. Hemen editleyeyim atayım yani yüklerken. Ondan sonra yorumları okuyacağım. Ve yorumları okuyup elinden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Yani gözden arada bir kaçıyorum. Kaçabiliyorum. Aramıza yeni katılan kardeşlerimiz var. Onlar hepsi hoş gelmişler, sefalar getirmişler. Kanalımızı az çok tanıtalım. Bizim kanalda arkadaşlar iki tane, yani bu aralar zaten Naruto, hani iki tane oyun oynuyorum. Birisi Naruto, birisi Tsubasa. Hani daha çok Tsubasa ağırlıklı video çekiyorum. Tsubasa ağırlıklı video çekiyorum sizleri mahrum etmemek için. Ya, o kadar zamanım yok yani. Olsa Naruto'da video isteyen çok oluyor. Facebook'tan ulaşıyorlar. Gelsin bir Naruto videosu abi gelsin. Uzun zamandır onunla da video çekemiyorum. Çünkü zamanım yok. Gerçekten zamanım yok. Hani buradan örnek alabilirsiniz. Zamanım olsa yani Naruto videosu da çekerim. İnşallah çekeceğim yani onunla da. Yakın zamanda bir Naruto videosu da gelir en azından. Bu sefer harcama videosu çekeceğim Naruto ile. Naruto ile ilgili. Şimdi eskiden bol bol canlı yayını da açabiliyordum. Şimdi zamanım olmadığı için canlı yayını da açamıyorum arkadaşlar. Ama ne zaman ben canlı yayını açsam, yani Naruto açıyorum, Tsubasa hayranları geliyor falan. Hani Tsubasa açıyorum, Naruto hayranları geliyor falan. Gerçi Tsubasa hiç açmadım değil mi canlı yayını? Gerçekten açmadım ya. Ama bir ara Tsubasa canlı yayın yapalım ya. Şimdi Tsubasa canlı yayın yapacağım arkadaşlar. Açacağım örnek veriyorum.
Ya emin olun Naruto ile ilgili çok sorular gelecek. O yüzden iki oyun oynayınca tabii ikisinin de hayranları farklı olunca doğal olarak geliyor. Ama sorun değil. Yani gelmesi çok güzel bir şey. Yani en son Naruto ile ilgili canlı yayınlar açıyordum. Ama bir kere de Tsubasa ile ilgili canlı yayınını açarım arkadaşlar. Canlı canlı oynarız. Canlı canlı şöyle bir maç yaparım. İyi olur. İyi olur değil mi? Acaba saat kaç civarları canlı yayın yapalım? Olmadı takipte kalın. Ben zaten bir açıklama yaparım ilk önce yazıyla. Ona göre ama akşam kaç gibi olsun? Özellikle Tsubasa ile ilgili sorularınız varsa, hani yardım edebileceğim konular varsa canlı yayında daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani o kadar oynadık, hiç Tsubasa ile canlı yayın yapmadık. Hyper yapmadan da rahatlıkla görürsün. Bakalım kimin önerim maçı canlı yayına denk gelecek. Hem de size listemi göstermiş olurum canlı yayında. Gerçekten çok uzun bir liste var. Ve hala öneriler geliyor. Yani bu sevindirici bir haber. Gerçekten siz öneriyorsunuz. Ama zaman yetmiyor. Yani yetiştiremiyorum. Çünkü ben bir maçın altında 10 öneri olunca, örnek veriyorum, tabi liste doğal olarak doluyor. Şu anda ağzına kadar da doluyor, emin olun. Ama bir ara canlı yayın yapalım yani istiyorsanız. Bir maç canlı yayın maçı yapalım. Umarım bayramdan önce fırsatını bulurum da açarız. Ama canlı yayın için kaç gibi açalım? Saat kaç civarlarında isterseniz bunu yorumlarda belirtin arkadaşlar. Yorumlarda belirtin saat kaç civarı Tsubasa ile ilgili canlı yayın istersiniz. Bir canlı yayınlık maç yaparız ya. Fırsatı oluşturmaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü bu aralar gerçekten 2-3 günde anca bir video atabiliyorum. O yüzden canlı yayını hak ediyor yani. Tsubasa oyunu canlı yayını hak ediyor. Canlı yayında güzel bir maç yaparız ya. Bayramdan önce yapmaya çalışacağım arkadaşlar canlı yayını, ama saati siz belirleyin ve bir gün önceden kanalda duyuru yapacağım.
yazılı duyurum, tarihini veririm. Örnek veriyorum, yarın işim olmaz. Örnek veriyorum ama yarın hemen canlıya açacağım anlamına gelmiyor arkadaşlar. Sadece örnek veriyorum. Bir gün önce ben yazılı duyarı yaparım, canlı yayın yarın açılacaktır diye. Eğer takip ederseniz canlı yayına katılmış olursunuz ve Tsubasa'nın ilk canlı yayını olacak. Ama orada da eminim ki Naruto'cular da gelecektir. Gelsinler. Onların da başımızın üzerinde yerleri var arkadaşlar. Pat pat gelsin. Evet. Be abi, güçlü olduk ya. Ne yapsam, Tsubasa'yı mı çıkarsam ya takımdan, bilemedim ya. Biraz bırakalım. Rakip biraz şut çeksin yani. Gina Hernandez'in yüzünü görelim değil mi? Olmuyor böyle bak. Hiç basmadım, basmadığı halde gitti Tsubasa aldı ya. Çıksın bırak, basmayın, çıksın gitsin. Hadi bakalım o zaman. Gol atabilecek misiniz? Size bayağı bir süre verdim. Zar zor yani geçemedi bile, gördün mü? Hiç basmadım valla. Top yine bize geldi ya. Top yine bize geldi. Bakalım kimin önerisi canlı yayına denk gelecek. Ben onu merak ediyorum. Listeyi de göstereceğim zaten. Emin olun yani listeye göre gidiyorum gerçekten. Her gün yatamadığım için liste de çok dolduğu için ondan dolayı yetiştiremiyorum. Güzel. İlk şutumuzu kurtardık hemen direkt. Yeni Arlandiz'in klasik pasladı. Aynı Tsubasa'ya yaptığı gibi animede. Ne yapıyordu? Tsubasa çek bize driver shoot diyordu böyle. Direkt zaten onu hatırlatıyor. Belki de yani Rise of Champion'la canlı yayın yaparız. Bilmiyorum. Belki de olmaz yani o. Aslında onunla açılış yapıp başlatsak hiç fena olmaz. 28 Ağustos. Bir bakayım ben ona yani. Bir gün önceden haber veririm zaten arkadaşlar. Olmadı. Tsubasa yeni oyunuyla böyle aslında güzel olur yani. Ben şu ayın 28'inde aynen bir Tsubasa canlı yayın patlatalım yani Rise of Champion için. Hiç bilmiyorum, direkt oynayacağım yani, direkt inceleyeceğiz, göreceğiz. Ha, çok kötü oynayabilirim ilk başlarda, onu artık maruz göreceksiniz. Çünkü daha önce hiç oynamadım. Birkaç videolarını izledim sadece. Sonra hiçbir bilgim yok o konuda. Evet, biz en iyisi öyle yapalım. Canlı yayını Tsubasa'nın yeni oyunu Rise of Champion'la açılış yapalım arkadaşlar.
çok güzel olur bence. Siz ne diyor, düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Canlı yayını Tsubasa yeni oyunu Rise of Champion'la yapalım mı? Ne diyorsunuz? Bunu yorumlarda kesinlikle belirtin. Eğer gerçekten birçok kişi istiyorsa o şekilde, direkt ben de hani zaman yaratmaya çalışıp inşallah bir aksilik çıkmazsa, yani açılışı o şekilde yapalım diye düşünüyorum. Bunu kesinlikle yorumlarda belirtin. Yorumlara bakıyorum zaten. Her yorumu okuyorum arkadaşlar. Aslında çok güzel bir açılış olur. Benim düşüncem Rise of Champion. Sizin düşünceniz nedir? Yorumlarda belirtin güzel kardeşlerim. Ve bu arada maç da bitmiş oldu. Hadi bir şut daha çek bari de, çekebilirsem çekelim. Evet arkadaşlar, bir Tsubasa videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Takipte kalın.